Bu hani İran oraya istihbarat verdi mi, Hamas oraya bir şey yaptı mıdan öte başka bir boyut. Aslında yüklerini arınıyor derken içine dönmek için savaş alanlarından çekilmek için yeni bir stratejiye geçmişse eğer İran. Örnek ya İran ve Hizbullah nerede hata yaptı? Askeri olarak. Çünkü Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı süreç yani yaptığı eylemin ardından mesela şu eleştiriler de yapılıyor. Eğer Hamas ikinci cepheyi açsaydı sürece ikinci cepheyi açsaydı İran diğer vekil güçleriyle diğer cepheleri açmış olsaydı İsrail Gazze'ye yani tek cepheye tüm gücüyle yüklenme şansı ve orayı çözdüm şimdi sıra burada diye gitme şansı olmazdı. Birkaç Doğru, cephede birden savaşmak zorunda kalırdı. Açmadılar o cepheyi, yavaş kaldılar. Cesaret veya etmediler. Cesaret etmediler. Etmediler, güçleri ve kapasiteleri bu anlamda yok. yani ona cesaret etmeyen daha sonra kendi ölümünü hazırlıyor gibi de bir durum oluyor. Siz buna katılıyor musunuz? Katılıyorum. Hatta bu kriz başladığı 7 Ekim'den bugüne kadar hep bunu savundum. Şöyle, tabii karşınızda öncelikle bir devlet yok. Gerek Hamas, Husi ve Hizbullah üzerinde gidelim. İslami direnişin 3 tane silahlı unsuru. Şimdi İsrail'in gerek şeyde 67 olsun veyahut da Yom Kipir olsun baktığımızda bütün savaşlarında savaş mentalitesi şudur. Askeri tarih incelediğimizde asla ve kata aynı anda iki cephete savaşa girmez. Kimlerle? Düzenli ordularla. Ancak karşısında düzenli ordu yok. Bunu önce bir adını koyalım. Yani sadece silahlı unsurlar, paramiliter unsurlardan oluşan bir meskun mahal muharebelerinde yetişkin, özellikle yeraltı tünelleri konusunda, savaşları konusunda yetişmiş bir silahlı, konvansiyonel harbin dışında çok güçlü olduğunu değerlendirdiğimiz unsurlar var. İlk başlangıçta hatta burada da bunu ifade etmiştik. Şöyle bakalım, hatırlayacak olursak ilk Aksa tufanı başladıktan sonra Nasrallah şöyle bir açıklama yapmıştı Cuma günü. Sahaya inmeyeceğini söylemişti Hizbullah'ın. Yani gerek Hizbullah'a gerekse Husilere verilen görev şu idi. Baktığımızda o çıkıyor ortaya. Hamas'a odaklanmış bir İsrail Silahlı Kuvvetleri, İsrail ordusu, asimetrinin de asimetrisi. Yani orantısızın da orantısızı bir güçle Hamas'a vurduğunda Hizbullah'ın da Husilerin de yaptığı şey şuydu. Kuzeyde ve güneyde Hizbullah'ın odaklanmasını azaltmak ve oyalamak. Aynı anda Hamas kadar veyahut da aynı anda 3 cephede şiddetli bir saldırı olsa bile İsrail gene bir cepheye alacaktı. İsrail o manada şu güne kadar kendi mentalitesine göre doğru yani kendine göre tırnak içinde yanlış anlaşılmasın bir cepheye yüklenerek harekat yaptı. Tabii onu da ben şöyle de ifade edeyim. Tabii çok katılan var katılmayan olabilir tartışılır. Bana göre hani evet Sayın Ersoy ifade ediyor girdi. Beyt Lahya'dan kuzeyden girdi. İkiye böldü. Aşağı gönderdi. Yukarı gönderdi. Böldü etti. İşte efendim Selahattin koridoru vesaire ama askeri manada istila, işgal ve ilhak olayına baktığımızda ya da bir askeri hedefin ele geçirilmesi anlamında baktığımızda sivil görüntülerden ve efendim soykırımın yansımalarının dışında bizim militarist anlamda şunu söylemek lazım. Bir askeri başarı henüz ortada yok. Neden yok? Siyasi hedefi Hamas'ı yok etmekti. Edebildi mi? Hayır. Askeri hedef tamamen işte savaşçı kadroyu yok etmekti. Edemedi. Evet kontrol altına aldı, izole etti, soykırım uyguluyor. Şimdi Hizbullah cephesinden baktığımızda nerede hata yaptı dediniz? İran... Yani yok mu tamamen mi bitmedi? Kim? Bir başarı yok mu yoksa %100'e tamamlamadı mı? Tamamlayamadı. Yani tamamlayamadı henüz... başka bir şey, başaramadı başka Bakın, bir şey. Bakın başaramadı aynı şeydir. Devam ediyor mücadele. Devam ediyor mücadele. Henüz ortada bir başarı yok. Onun başarının olabilmesi için girmesi, kontrol etmesi ortaya koymuş olduğu hedefleri hatırlayalım Sayın Ersoy. Evet. Bir Hamas neydi? Yok, Hamassızlaştırmak. Bir şey daha var. Filistinsizleştirmek, Hamassızlaştırmak. Onu unuttum demin, özür dilerim. Bir de rehineleri kurtarmak hatırlayacak olursak. Bu üç hedefin... Bence İsrail'in böyle bir hedefi yoktu. Bence de yoktu. Bilmiyorum. Ortaya koymuş olduğu... Hayır, ortaya koymuş oldukları hedeflerden şu da buydu. Ve dikkat edin, bunu tabii sizin dediğinize de katılıyorum. Kendi ağzıyla değil. ABD'nin de hedefi buydu. Rehinelerin çoğunu kendisi öldürdü. Kendisi yani öldürdü. İsrail'in bir tane hedefi vardı. Gazze'yi kontrol etmek, Hamassızlaştırmak. Tamam, hatta mümkünse belki Batı Şeria ve... Tamamen silmek. Zaten haritada da onu gösterdi geçen işte. Tamamen Gazze'yi şey yapmak. Oraya da gitmek üzere, varmak üzere. Seneye oturalım konuşalım, orayı konuşuruz. Evet. Ben izninizle devam edeyim. Şimdi burada Hizbullah'ın şey konusuna bakalım. İran'ın, Sayın Hocamızın demiş olduğu içeriye doğru dönüş ve İran'ın o... Çünkü o içeriye dönüş kısmı için size şöyle bir soru sorayım. Bir cümleyle devam edeyim Eren Bey. Şöyle müsaadenizle. İran şimdi öyle ya da böyle bir bölgesel güç olabilme reflekslerini taşıyan bir ülke. Yani kuzeyde Kafkaslardan başlayın, Basra Körfezi dahil hem enerji zenginliği anlamında hem işte güçlü ordusu, nüfusu vesaire, askeri gücü vesaire. Fakat böyle bir refleksi tam olarak gösterebiliyor mu? Hayır. Klasik anlamda, çok klasik olacak. Bütün stratejistlerin bildiği konudur. İran savaşmaz, savaştırır. Farklı bir şey sergilemedi İran.
Bakınız farklı bir şey sergilemedi. Husileri Hamas ve Hizbullah üzerinden bölgede silahlı çatışmaları yürütmeye kalkıştı. Akabinde hatırlayacak olursak biliyoruz ki Nisan ayında Suriye'deki o konsolosluğun vurulmasından sonra 51. madde çerçevesinde karşılık verme imkanı, yani uluslararası hukuk anlamında böyle muazzam bir hukuki zemin oluşmasına rağmen sembolik saldırılar daha geçiştirdi. Geçiştirdi. Çünkü böyle bir kesin sonuçlu muharebeye girmedi. Onun sonucunda da o siyasi karar veren reisin helikopteri düştü. Düşürdü. Yani buradan şuna geleceğiz. İkincisi, değerli hocamızın ifade etmiş olduğu bir konu var. İran acaba kurtulup yeni bir doktrine mi gidiyor? Yani bu şey, İran bu İslami direniş veya Şia dediğimiz yayılmacı politikası ve böyle bir ideolojisini ben kolay kolay terk edeceğini değerlendirmiyorum. Hmm. Yani bunu bırakmak demek İran'ın kendi varlığını bitirmesi demektir. Çünkü İran'ın savunması hem şey olarak stratejik manada uzaktan başlar. Yani Suriye hududundan, işte İsrail hududundan başlayan bir yapıyla büyümüş. Ordusunun teşkil, teçhiz ve eğitimi de bunun esasları üzerine oturtulmuş. Belli ölçüde Batı'yla yeni bir entegrasyona gidecek olan bir İran yeni dış politikası tartışılıyor çünkü. Tamamen ters düz etmek demektir. Yani bu İran'ın tamamen sokup ters çıkarmak demektir. İran'ı çok farklı bir boyuta taşır. Aslında İran tam tersi Basra Körfezi'nde koridorlara egemen olmak, kuzeyde Kafkaslar bölgesinde, Hazar bölgesinde daha çok egemen bir hale gelebilmek, daha çok bölgesel güç olabilmek artı özellikle de bizim Suriye ve Irak harekat alanı yönelik olarak da bölgedeki etkinliğini ısrarla devam ettirmeye çalışan, o bölgede terör örgütlerine destek vermeye çalışan. O senin dediğin ancak rejim değişikliğiyle olur. Olur, bravo, onu diyecektim. Tamamen ters yüz olur. Yani İran bu hocamızın dediği gibi hani tabii bir görüştür saygı diyorum ama böyle bir ideolojiyi terk edip daha içe dönük, daha ılımlı, daha işte Batı'nın istediği tarzda davranabilecek bir profil sergileyebileceğini ben göremiyorum. Ben bunlara mesela katılıyorum. Çok özür dilerim. Ben bu arada birazdan gideceğim. Benden kurtulacaksınız. Bu kadar çok estağfurullah. Şimdi bunu araya giderken sana teşekkür edeceğim. Evet. Bunu bölgesel aktörler ister mi? Küresel güçler ister mi mesela İran'da rejim değişikliğini tabii gerçekten? Tabii ki ister. Gerçekten ister. Bunu ABD çok rahat ister. Ben ondan soru şu. Rejim değişikliğini mi ister? Yoksa bunu bu rejimin Batı'yla daha uyumlu bir yapıya geçmesini mi ister? Rejimin değişmesini ister. 1,5